Cinsel şiddet kontrol edilemeyen dürtülerden kaynaklanmaz. Güç ilişkileriyle ilgilidir. Cinsel eylemin şiddet aracı olarak kullanılmasıdır. Baskı, tehdit, zorlama içeren eylemler cinsel şiddettir. Cinsellik değildir. Hayat tarzı cinsel şiddetin bir bahanesi olarak gösterilemez. Onay almak cinsel şiddeti önlemede etkilidir. Onay nedir? Onay net, açık bir evettir. Herkes içindir. Alkol etkisi altındaki kararlar onay değildir. Partnerlik, sevgililik, evlilik, flörtleşme, kararsızlıklar, bazı kıyafetler ve bazı bakışlar onay değildir. Mesajlaşmalar, arzu ifadeleri onay değildir. Onay değildir. Şiddet dilde başlar. Şiddet dilde normalleşir. Her meslek ve statüden insan cinsel şiddetin faili olabilir. Cinsel şiddet öğrenilir, yani önlenebilir. Öyle değil, böyle değil, böyle. Bu ismi almasının sebebi toplumda yaygınlaşmış, hatta norm haline gelmiş bir takım mitlerin, cinsel şiddete dair mitlerin aslında bir mit olduğunu ve onun aslında gerçekte ne olduğunu söylemek üzere toplumsalda oluşan dili dönüştürmeye çalıştık. Bunu amaçladık en başta. Ve tabii bunu amaçlarken medyanın da dilinin dönüşmesi üzerine çalıştık. Zaten bu bir medya projesiydi ama burada daha çok toplumsala yüklendik. Çünkü söz gelimi medyanın 3. sayfa haberlerini taradık. Neler ortaya çıkıyor, nasıl başlıklar atılıyor, onları öğrenmeye çalıştık. Mesela mağdur suçlayıcılığın ne kadar yaygın olduğunu gördük. İşte şunu giymeseydi, oraya gitmeseydi, şöyle demeseydi, alkol almasaydı gibi gibi. Biz cinsel şiddetin onay ile, onayın varlığıyla engellenebileceğini, önlenebileceğini düşünüyoruz dernek olarak. Dolayısıyla onay kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz bu projeyle de ve toplumun her kesimine ulaşmak istiyoruz. Cinsel Şiddetli Mücadele Derneği Öyle Değil Böyle adlı kampanya için siz de yer alır mısınız teklifini getirdiğinde bana çok mutlu oldum. Çünkü üzerine düşündüğüm, okumalar sürdürdüğüm, dehşetle sinirlendiğim bir konu. Çünkü öncelikle bu dil değişmeli, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine düşünmeli insanlar. Faili aklayan, mağduru suçlayan bir dil gelişiyor yavaş yavaş, özellikle basında. Ne giymişti, saat kaçtaydı, neredeydi, alkol almış mıydı gibi sorular asla muhatabımız değil. Hafifletince neden? Asla değil. Tamamıyla failin sorumluluğundadır. Ve ne yazık ki her kesimden, her sosyokültürel, ekonomik yapıdan insanın başına gelebilir. Bu farkındalığı geliştirelim ve insanlar bu konuda artık zarar görmesin. Şiddetsiz bir aşk, şiddetsiz bir hayat, şiddetsiz sevgi mümkün. Öyle değil, böyle de olur. Onun için hep beraber bir araya geldik. Şiddetsiz bir hayat kurmak için.